ben. Kitapta şöyle deniyordu. Bu hayvanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerek... Gülgün Hamamcıoğlu, emekli öğretmenim. 15 yıldan beri de Chopin Gaznevi Deprem Bakım Evi'nin gönüllü annesiyim. Aynı zamanda derneğimiz olan DOHAYDER, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin yönetimindeyim. 2004 yılında kurulan Chopin Gaznevi Deprem Bakım Evi, 15 yıldan beri gönüllülerin yardımıyla ayakta duruyor. Bizler de bazen kampanyalar açıyoruz ama en önemlisi burada, her barınağın gönüllü annesi olmalı, babası olmalı. Gönüllüsü olmayan barınaklar, bakım evleri ne yazık ki toplama kamplarından öteye geçemezler. O yüzden lütfen duyarlı olalım. Hepimiz bakım evlerine, barınaklara giderek onlara el verelim, gönüllü olalım. Can dostlarımıza en azından yapabildiğimiz yardımı yapmaya çalışalım. Herkesi buraya bekliyoruz, bütün barınaklara. İnşallah gitmesi dileğiyle. Bu evimiz aynı zamanda bir sürü gönüllü derneklerin de yardımlarıyla beslenmesine, sağlıklarının bakılmasına, hatta ki burada bir sürü faaliyetlerin yürütülmesine de yardımcı oluyorlar. Bunlardan bir tanesi de Kampis. Şu an burada bulunuyor zaten. O kadar güzel çalışıyorlar ki bu güzel gençlerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Dünya herhalde bu güzel gönüllü gençler sayesinde dönüyor. Onlar sayesinde Chopin Gaznevi Deprem Bakım Evi daha temiz, daha sağlıklı, daha sevgi dolu. İyi ki varsınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler.